Birikim Uzaktan Eğitim Merkezi Birikim TV online derslerine hoş geldiniz. Bugün sizinle 8. sınıf 3. ünite yani In the Kitchen mutfakta başlıklı ünitemizi işleyeceğiz. Zaten bu üniteyi daha önce işlemiştiniz. Bizler tekrar edeceğiz kelimelerimizi öncelikle. Daha sonra ünitede dikkat etmemiz gereken unsurlar neler, neler anlatılmış ünitemizde, Milli Eğitim kitabımızda ya da diğer kitaplarımızda bilmemiz gereken şeyler neler bakacağız. Şimdi... Add, eklemek. Ne diyor mesela burada? Karışıma biraz şeker ekle. Bake. Bake, fırında pişirmek. Baker, fırıncı. Bakery, fırın anlamlarına geliyordu. Hatırlayalım. Ne diyor? Kurabiyeleri 170 derecede 25 dakika, yaklaşık 25 dakika fırında pişir. About sayıların önüne geldiği zaman yaklaşık anlamına geliyor. Ama diğer kelimelerin önüne gelince hakkında anlamlarına geliyor. Bunları hatırlayalım. Baking tray. Baking tray fırın tepsisi anlamına geliyor. Ne diyor? Yağlanmış bir fırın tepsisine karışımı pour, dök. Beef. Biftek. Ne diyor? Ben kasaptan biraz biftek satın alabilirim. Bell pepper. Bell pepper gördüğümüz gibi burada bu dolmalık biber dediğimiz biberi görmüş oluyoruz. Bunu ikiye bölmemizi söylüyor. Bitter, acı anlamında bitter çikolata diyoruz ya hani Türkçe'de. Bitter çikolata acı çikolata anlamına geliyor. Bunun şeker ve süt oranı biraz daha az, kakaosu acısı biraz daha çok oluyor. Bunun bitter'ın yemekler için de acı anlamı oluyor. Sadece çikolata için değil. Boil. Mesela kahve acı diyebiliyoruz. Boil, suda haşlamak anlamlarına geliyor. Mesela biraz su haşla, sonra spagetti ekle demiş örnekte. Bottle, şişe demek. Ne diyor? Su, limonatayla şişeyi filled, doldurdu. Bowl. Bowl, kase anlamına geliyor. Ne diyor? Bütün malzemeleri geniş bir kasenin içinde mix, karıştır. Bread, ekmek. Ne diyor bize? Sadece bir dilim ekmeğim, yağ, işte tereyağı ve kahvaltı için biraz peynirlerim var. Birkaç tane zeytinim var diyor. Butter, tereyağı anlamına geliyor. Ne diyor? Tereyağını bir sos tavasının içine put, koy diyor. Cake pan, kek kalıbı diyoruz ya şu resimde görmüş olduğumuz gibi. Kek kalıbı diyoruz buna. Ne diyor? Karışımı kek kalıbına koy ve 30 dakika boyunca fırında pişir. Şef anlamına geliyor. Biz şunu hatırlayacağız yalnız. Bizim... Pardon, geri gidelim şöyle. Şefin, aşçı, şef anlamları var. Ama biz bir de ne... aşçı diyorduk. Bir kelime daha vardı aşçı anlamına gelebilen. Hemen bakalım neydi? Cook aşçı anlamına geliyor. Cook'un yemek pişirmek anlamı var ama isim olarak aşçı anlamı var. Buna dikkat edelim. Mesela ne diyor? Tom bir şef olarak bu aşağı kasabanın aşağısındaki, bulunduğu bölgenin aşağısındaki bir restoranda çalışıyor diyor. Cherry kiraz anlamına geliyor. Kız kardeşim kekin üzerine biraz işte bu kirazlardan koydu. Koyuyor. Chicken. Put'un geçmiş zaman anlamı da aynı olduğu için. Chicken tavuk. Örneğimize bakalım. Biraz ızgarada pişmiş, akşam yemeği için biraz ızgarada pişmiş tavuk yiyelim diyor. Ya da alalım da diyebiliyor hani. Chop doğramak, soğan doğruyor burada. Soğanları doğra ve 5 dakika yağda kızart. Cook pişirmek, yemek pişirmek anlamında burada. Her zaman annemle akşam yemeği için yemek pişiririm diyor. Cookie kurabiye. Annem her zaman en iyi kurabiyeleri yapar. Crack, kırmak demek. Yumurtayı kırmak anlamında mesela burada kullanmış burada. Yumurtayı kırıyor. Bu şekilde bir crack kırmanın. Break de kırmak demek ama kolunu bacağını kırmak. İşte bir camı kırmak, bir bardağı kırmak gibi düşünelim. Ama bu crack
Hani yumurtayı kırmak anlamında daha çok crack the eggs şeklinde göreceğiz biz bunu zaten. İki yumurtayı geniş bir kaseye kır. Croissant, kruvasan demek. Ne diyor? Bir fincan çay ve bir kruvasan istiyorum. Cucumber, salatalık demek. Salatalığı doğra ve onu küçük küplere doğra. Küçük küpler halinde doğra. Cup, fincan anlamı var. Kupa anlamı da var. Neden biz bir fincan kahve içmiyoruz okuldan sonra? Neden biz bir fincan kahve içmiyoruz? Dessert, tatlı demek. Bunun bir anlamı daha vardı, hatırlayalım. Sweet yerine, sweet'i de bazen dessert yerine görebiliyoruz. Mesela what would you like to have for sweet? Tatlı olarak ne istiyorsunuz? Tatlı için ne istiyorsunuz diyebiliyor. Dice, küp doğramak. Hızlandıralım biraz. Different, farklı. Aynı ne demek acaba? Bakalım. Different, farklı. Same, aynı anlamlarına geliyor. Drain, süzmek, süzgeçten geçirmek anlamlarına geliyor. Everywhere, her yerde demek. Famous, ünlü. First, birinci. Flour, un. Fork, çatal. Fry, yağda kızartmak, kızartma yapmak. Garlic, sarımsak. Graduate, mezun olmak. Mezun anlamı da var. Mesela mezun kişi için graduate de diyebilirim. Graduation da mezuniyet. Mesela graduation party vardı ikinci ünitede. Mezuniyet partisi. Greater. Şimdi great, rendelemek. Greater, rende. Grill, ızgarada pişirmek, barbekü yapmak, mangal yapmak anlamlarına geliyor. Guest, misafir. Half, yarım. Healthy, sağlıklı. Sağlıksız ne demekti? Unhealthy. Heat. Şöyle bakalım. Healthy, sağlıklı. Unhealthy, sağlıksız. Heat, ısıtmak. Ice cream, dondurma. Ingredient, malzeme. Need, yoğurmak, hamuru vesaire genellikle yoğurduğumu söylüyorum. Knead the dough mesela çok görürüz. Hamuru yoğurmak. Knife, bıçak. Lentil, mercimek. Mesela lentil soup, mercimek çorbası demiştik ikinci ünitede, hatırlayalım. Mash, püre yapmak, püre haline getirmek, ezmek anlamlarına geliyor. Meal, yemek, öğün anlamlarına geliyor. Mesela eş anlam olarak şöyle. Meal, öğün yemek, food yemek, dish yemek. Bunlar aslında üçü de yemek demek ama meal daha çok o yemeğin öğünü anlamına da gelebiliyor. O yüzden bunları birbirinin yerine kullanıldığını görürsek şaşırmayalım. Meat, et. Meatball, köfte. Hatırlayalım. Yani et topları diye düşünelim köfteyi. O şekilde ayrı ayrı söylediğimizde köfte olduğunu çağrışım yapsın meatball bize. Gördüğümüz gibi meatball, köfte. Mince, kıyma anlamına geliyor burada. Mix, karıştırmak. Stir, karıştırmak. Tost, karıştırmak. Bunların üçü de karıştırmak anlamına geliyor. Hemen yazalım. Mix, stir, toss. Yani mix ve toss şu şekilde, mix ve stir mesela şu şekilde bir ayrımı var. Mix, hani mikseri biliyoruzdur az çok. Özellikle bayanlar bilir. Mikser ne yapıyor? Bayağı bir karıştırıyor böyle. Bütün malzemeleri harmanlıyor.
Ama stir mesela normal çorbayı karıştırmak anlamında ya da herhangi bir şeyi karıştırmak anlamında daha çok karşımıza çıkıyor. Ama bu üçünün de aynı karıştırmak anlamlarının daha doğrusu olduğunu bilelim. Mixture. Mix karıştırmak. Mixture, karışım. Mikser, karıştırıcı zaten. Blender daha doğrusu diyelim ona. Oil, yağ. Olive oil, zeytinyağı. Olive diye yazılıyor. Omelet. Şu omelet şeklinde de onion. Görürüz. Onion, soğan. Şimdi soğanı şu kelimeyle karıştırmayalım. Mesela union, birleşme. Bir araya gelme, toplanma. Anlamlarına geliyor. Tamam mı? Ama onion, soğan anlamına geliyor. Bunları tek bir harf cümlenin anlamını İngilizce'de değiştirebiliyor. Lütfen dikkatli olalım bu konuda. Oven, fırın. Pan, tava. Daha çok kızartma tavası için kullanılıyor. Parsley, maydanoz. Pasta, makarna. Tabii burada peel. Spagetti hali var. Peel, kabuğunu pepper. Soymak. Pepper, biber. Burada karabiber var mesela. Plate, tabak. Pepper, biber. Red pepper ya da hot pepper, acı biber. Ya da işte pul biber. Black pepper da karabiber anlamlarına geliyor. Pour, dökmek. Prefer, tercih etmek. Prepare, hazırlamak. Process, süreç. Pudding, zaten puding, biliyoruz bunu. Ready, hazır. Rice, pirinç. Roast, rosto yapmak. Bu da fırında yaptığımız bir yemek. Roll, yuvarlamak. Hamuru mesela yuvarlıyor burada. Salt, tuz. Sauce. Mesela salt, tuz, salty, tuzlu. Taste, tadı olmak. Tasty, hani tatlı, hani lezzetli anlamlarına geliyor. Sauce, sos oluyor. İşte ketçap, mayonez gibi. Saucepan, sos tavası. Sos yaptığımız daha derin olan. Tava gibi ama daha derin olanı. Sausage, sosis. Second, ikinci. Şuraya not edeceğim. Daha sonra göstereceğim onu. Slice, dilimlemek. Dilim anlamı da var. Mesela a slice of bread, bir dilim ekmek anlamına geliyor. Soft, yumuşak. Soup, çorba. Soft, yumuşak. Soft'ın da hani yumuşatmak, yumuşak anlamına geliyor. Tender de yumuşamak. Mesela hani yumuşayıncaya kadar işte şöyle yapın, böyle yapın diyorlar ya tariflerde. Mesela ne oldu? Soft, yumuşak. Tender de yumuşak. Bunlar eş anlama geliyorlar. Buna dikkat edelim lütfen. Eş anlam, zıt anlamlılar bizim için önemliydi. Hatırlayalım, yükümüzü hafifletiyorlar demiştik. Spice, baharat. Spoon, kaşık. Spread, yaymak, sürmek, üzerine sürmek. Mesela spread the butter on the bread. Mesela ekmeğin üzerine tereyağını sür diyoruz. Squeeze, suyunu sıkmak, sıkmak anlamına geliyor. Steam, buharda pişirmek. Mesela suyun buharında yemeği pişiriyor gördüğümüz gibi. Suyun içinde değil. Stir, karıştırmak. Gördüğümüz gibi, size dediğim gibi şu şekilde karıştırıyor. Strainer, süzgeç. Strawberry, çilek. Subject, ders anlamına geliyor. Ders anlamı var. Konu anlamı var. Subject'in biraz bu anlamda farklı anlamları olabiliyor. Sushi demek Japon yemeği zaten biliyoruz. Pirinç ve çiğ balıktan yapılıyor. Sweet, şeker
Burada mesela resimde gördüğümüz gibi şeker. Ama ne dedik? Dessert yani tatlı anlamına da gelebiliyor. Taste. Taste tadına var, tadını almak, tatmak daha doğrusu anlamına geliyor. Toast. Toast. Toast ya da tost yapmak anlamı var. Traditional, geleneksel. Try, denemek. Mesela burada üzerinde elbise denemek istiyor. Use, kullanmak. Reuse, tekrar kullanmak. Walnut, ceviz. Watermelon, karpuz. Whisk. Gördüğümüz gibi ne yaptı? Unu eklemeden önce yumurtaları çırpmak gibi düşünelim. Whisk orada çırpmak anlamına geliyor. Karıştırmaktan ziyade çırpmak. Evet. Şimdi üçüncü ünitemizle alakalı olan diğer önemli şeylere bakacağız. Ama ondan önce şöyle aynen. Şuraya bakıyoruz. Dikkat etmenizi istediğimiz şeylere tekrardan bir bakın. Daha sonra tahtayı silerek yeniden bir şeyler yazacağız. Evet. Dersten, online dersimizden sonra zaten bunları tekrar izleyebiliyorsunuz. O günün 2-3 saat sonrasında ya da bir gün sonrasında da izleyebiliyorsunuz. O yüzden onları izlediğiniz zaman durdurup tekrar bunları not ederseniz sevinirim. Ne yapacağız? Biz sizinle mesela az önce bize ne yaptı? First dedi. Bunun rakam hali nasıl yazılıyor? Şu şekilde. Second dedi. İkinci olarak demek. First birinci olarak, second ikinci olarak. Ne yapacağız? Şu şekilde second yazacağım. Üçüncü olarak neydi? Third. Şu şekilde önce yazılışlarını bir hatırlayalım bunların. Sıra sayıları diyorduk bunlara. Birinci, ikinci, üçüncü. Evet. Şimdi in the kitchen ünitesi demiştik. Şimdi burada şunlara dikkat etmeliyiz. Mesela dikkat edeceğimiz ilk unsur şu. Bize ingredients, malzemeler, kitchen tools, mutfak eşyaları, cooking methods ya da cooking verbs, pişirme metotları ya da pişirme ile alakalı fiiller, işte ezmek, püre yapmak gibi fiillerimiz var. Biz bunları öncelikle bir ayırmalıyız. Mesela ingredients, malzemeler kısmına bakalım. Ginger, zencefil, fish, balık, seaweed, deniz yosunu gibi kelimelerimiz var. Biz bu kelimelere ne diyormuşuz? Cooking yani ya da işte in the kitchen ünitesinde, üçüncü ünitede ingredients, malzemeler. Bir yemek için bana lazım olan malzemeler nelerse onlar ingredients'ın içine girer. Yağımız, baharatımız, yemeğimizin meyve, sebze, her neyse ne yapıyorsak artık o malzemelerin hepsi ingredients'a girer. Kitchen tools, mutfak aletleri demek ve burada o yemeği yapmak için ihtiyaç olan mutfak malzemelerinden yemeği yaptıktan sonra ihtiyacımız olacak malzemelere kadar bizlere neler vermiş bakalım. Bowl, kase, pan, tava gibi. Mesela şuraya dikkat edin. Tablespoon, çay kaşığı. Bunun kısa hali T, B, S harfleri. Teaspoon. Pardon, tablespoon yemek kaşığı çünkü table masa demek. Yemek masasından çağrışım yapsın size. TBS harfleriyle kısaltabiliyoruz. Teaspoon'daki tea çay demek. Spoon kaşık zaten. Teaspoon çay kaşığı anlamına geliyor. Bunun kısaltması da TSP. Buradan hatırlayalım bunları lütfen. Karıştırmayalım. Şu diğerlerinden mesela freezer dondurucu, refrigerator buzdolabı, plastic wrap neydi? Stretch film. Şimdi buzdolabının iki anlamı var. Şöyle bakacak olursak mesela şuraya yazayım ya da refrigerator da diyebilirim. Fridge de diyebilirim. İki şekilde de buzdolabı olarak karşıma çıkabilir. Cook
cooking methods ya da cooking verbs dediğim yemek pişirme yöntemleri. Mesela burada metotları şunlar. Bake, fırında pişirmek. Roast, roasta yapmak. Fry, yağda kızartmak. Grill, ızgarada pişirmek. Boil, da suda haşlamak. Bunları zaten az önce söyledik. Cooking verbs, yemek pişirmek kelimeleri. İşte kesmek, karıştırmak, dökmek, sıkmak gibi. Bunlar arasında mesela sprinkle, serpiştirmek var. Ondan sonra cover, üzerini örtmek, kapatmak. Dice, küp küp doğramak. Press, baskılamak anlamlarına geliyor. Bunlar belki daha az aşina olduğunuz kelimelerdir. Bunları lütfen dersten sonra not edelim. Tekrar izlediğiniz zaman tabii. Taste, tat. Şimdi o yemeğin tadı olarak. Sour, ekşi. Spicy, baharatlı. Sweet, tatlı. Milky, sütlü. Salty, tuzlu. Tasty, lezzetli. Grassy, yağlı. Bitter, acı. Hot, ağız yakacak kadar acı ya da çok hani sıcak anlamına geliyor. Şimdi quantities of ingredients, malzemelerin miktarlarına gelecek olursak bakalım. A cup of oil, bir fincan ya da bir kupa sıvı yağ anlamına geliyor. Şimdi oil, yağ, butter, tereyağı, onu karıştırmayalım. Oil de orada sıvı yağ anlamında. A tablespoon of baking powder, bir yemek kaşığı kabartma tozu. Baking powder, kabartma tozu. A sheet of dried seaweed. Ne diyor? Bir kağıt şeklinde olan, bir yaprak gibi olan kurutulmuş deniz yosunu. Three pieces of pepper. 3 parça biber. 250 gram meat. 250 gram et. A teaspoon of vanilla. Bir çay kaşığı vanilya. Ya da 1/3 kilogram steak. Yani 1 kilonun 3'te 1'i kadar biftek anlamlarına geliyor. Şimdi bunları da geçersek, the steps of a recipe of food, bir yemeğin ya da bir tarifin adımlarına geldik. Şimdi öncelikle mesela yumurta yapmak için önce yumurtaları crack the eggs. Firstly or first crack the eggs. Secondly, firstly pour some oil into the pan. Önce yağ, tavaya biraz yağ koy. Secondly, ikinci olarak crack two eggs. İki yumurta kır. Thirdly, mesela diyelim ki. Üçüncü olarak sprinkle ya da add some salt. Biraz tuz serp ya da dök diyebilirim. Mesela yumurtanın yapılışı birazcık daha kısa sürdüğü için diyoruz. En sona hemen geldik. Finally, son olarak you can serve it hot. Onu sıcak servis edebilirsin diyebiliyorum. Burada şuna dikkat edeceğim. Bir yemeğin ya da bir tarifin adımlarına, steplerine bakacak olursak bunu bu şekilde de yapabilirim, bu şekilde de yapabilirim. Neden? Çünkü genellikle mesela biz bu şekilde soruları çözüyoruz ve bu şekilde doğru çıkıyor. Ama şimdi Milli Eğitim'in kendi kitabında şu şekilde bir adım var. Ama soruları çözdüğümüz zaman dikkat ederseniz genellikle şu daha geniş kapsamlı ve daha doğru çıkıyor. Yani soruyu neye göre yapıyorlar? Açıkçası birazcık kafa karıştırabiliyor. First, firstly, at first, initially, at the beginning, before. Bunların hepsi öncelikle, önce, ilk olarak anlamlarına geliyor. Ve hepsi de birinci adım için kullanılabiliyor. Secondly, ikinci olarak ya da second, ikinci olarak. Third ya da thirdly, üçüncü olarak. Then, sonra, next, ondan sonra, after that, daha sonra. Finally, lastly, as a result, son olarak, sonuçta anlamlarına geliyor. Bunlar da birbirlerine kullanılabiliyorlar son adım için. Şimdi ben mesela kendi öğrencilerime then, next, after that'i mesela hani first, second, third'ü biliyorlar ama şu üçünü mesela nasıl kodladık? Then, next, after that dedik ve bunu DNA, fendeki DNA'yı hatırlayarak kodlama yöntemiyle aklımızda oluşturalım dedim. Hocam biz bunu hatırlayana kadar diyenlerimiz oldu ama denemelerde gördüğümüz kadarıyla hep onu kodlayarak o alışmaları, doğru cevaplarını yaptılar. Size de bunu tavsiye ederim. Mesela diyelim ki bunu yaptım, bu şekilde yok. O zaman bu şekilde arayacaksın cevaplarda. Yani sadece ne oluyor?
Mesela den ve next'in yeri değişiyor sadece, dikkat edelim. Diğerlerinin hepsi aynı yerlerde duruyor. Ona dikkat edecek olursak bir sıkıntı kalmayacak inşallah. Yemekler, tatlılar ve içecekler. Mesela Adana kebap bir diş, yemek. Apple pie, elmalı turta bir dessert, tatlı. Lemonade, limon bir drink, içecek. Bunlara dikkat ediyoruz yemek seçimlerinde. Be crazy about, bir şeyin delisi olmak. Like, love, sevmek, çok sevmek. Would like, istemek. Can't stand, can't bear, katlanamamak. Prefer to, şunu şuna tercih etmek. Be in the mood, bir şeyin modunda olmak. Hani ne yemek modundayım mesela? Şu an bir elmalı turta yeme modundayım diyor. Burada hangi ülkenin hangi yemeklerin ünlü olduğu var. Mesela Türkiye'nin kebap, Meksika, fajita, taco, Japan, sushi gibi yemeklerimiz. Hangi ülkelere ait ünlü yemekler var burada gözüküyor. Evet, son olarak bir tekerlememiz var. Bu tekerlemeyi evde sizler hızlı hızlı söylemeye çalışarak, üçüncü üniteyle alakalı tekerleme yaparak biraz eğlenmiş oluyorsunuz. Mesela how many cookies could a good cook cook if a good cook could cook cookies şeklinde bir tekerlememiz var burada. Sizler de bunları yapmaya çalışırsanız daha hızlı bir şekilde en azından eğlenceli zevk de almış olursunuz. Kendinize dikkat edin.